mektubu Süleyman Can'a can katandan paralar aldığına ilgili. Yapma. Yapma, günaha giriyorsun. Bırak, 15 milyon dolar alıyorsun. 6 aylık evlilikle. Neye yanayım? Yine sessiz kalan ekmek verdiğin cundalı personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi? Kimse mi arabasını almamış, akıl edememiş? Ya ikinci gün cundalın açılması? Sen olsan kırkını beklerdin. Hatta kapardın o mekanı. Öyle adamdın. Ama bu mekanda daha önce biri öldürüldü. Sende maddiyat değil, maneviyat vardı. Senin yanında başkasına kim olursa olsun bunlar olsaydı yine kendini siper ederdin. Tıpkı yıllarca Beşiktaş'la ilgili hiç suçun yokken kendini siper ettiğin gibi. Kongreye bile aslanlar gibi tek başına gidip suçlanmadığın şeyleri sahiplenmen gibi. Hiç korkak olmadın. Kimsenin arkasında saklanmadın aşkım sen. Kardeşim diye her saniye seni arayanlar, senden bir şeyler isteyenler, senden alıp götürenler yoktu cenazende. Borcu olanlar borcu vardı diye geziyor etrafta. Şimdi bir bomba, özel bomba. Daha... Burayla ilgili çok dikkatli olun. Çok önemli. Günün açıklama özel haberini geçiyorum size. Evet. Şafak'ın son zamanlarda Ece ile ilişkisinden, yani evlendikten sonra işlerine bakamıyordu. Ortağı olan Süleyman Can'a can katan. Can'a can katan. Türkiye'de çok önemli avukatlardan biridir. Bir evi basılmıştı cinayetten iki gün evvel. Ve çok önemli bir şey, bakın Ece ile ilgili. Bahsettiği, ima ettiği Süleyman Can'a can katanla alakalı. Mevcut olan yerle ilgili orayı ilk önce Süleyman Can'a can katan alıyor. Nereyi? Cundalı'yı. O restoranı diyorsun. Tabii tabii. Bakın, evet. Süleyman Can'a can katan, ekonomik durumu da şafağı 5 kere sallar, duvara vurur bir boyutta, ekonomik durumu iyi olan ve babacanlığınla Yeşilköy semtinde bir hayli sevilen, şafağı öldüren tayfada onun karşısında abicim abicim diye hürmet eden bir adamdır. Öldürülmeden önce, 4 gün önce, 5 gün önce gelip, gene Şafak'la yemek filan, Süleyman'la yemek yenirken o çocuklar gelip bu konuyla görüşmeye geldiklerinde abicim abicim diye yanına geliyorlardı. Çünkü Süleyman'ın bir de kendi öz ağırlığı olan bir adam yani. 300 bin dolar para vererek Süleyman Can'a can katan orayı satın aldı. Ortaktı ama şöyle ortaklardı. Şimdi Şafak'ı çok seviyordu, kardeşi gibi çok sahip çıkan bir adamdı Süleyman. Tamam. Ve onu oraya para almadan ortak etti. Orası kendi çalışarak Şafak'a hisse verdi ve kendi kendine ödendi. Borç meselesine de 60 bin dolar harcama yaptı mesela. Tatile gittiler Ece ile. Evet. Anlatmıştım, Dubai'ye tatile gittiler diye. Nakit paraları yoktu. Süleyman Can'a can katandan paralar aldığına ilgili. Ben en kötü ihtimal 10 günde bir Şafak beni arar. Dertleşir, muhabbet ederdik. Ece'den gizli ama ne olur söyleme filan derdi. Yani Şafak benimle sohbet ederken kafayı dağıtıyordu. Seni bu yaz teknelerde ben yadırgamayacağım. Yapma. Yapma, günaha giriyorsun. Bırak, 15 milyon dolar alıyorsun. 6 aylık evlilikle.